Merhabalar. Adalet Nöbeti'nin 87. gününde bir kez daha birlikteyiz. Bugün nöbeti vefatından sonra, 2 yıl sonra işe iade edilen, yakın zamanda sosyal medyada çok gördüğümüz Emine Yürükçü'nün eşiyle Adalet Nöbeti'ni tutacağız. Musa Yürükçü hem eşini hem yaşadıklarını, kendisini, hayat hikayelerini bize anlatacak. Musa Yürükçü günümüzün nöbetçisi. Musa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Mezarda iade denilen bir şey yaşadık bir kere daha. Daha önce de birkaç kez olmuştu bu. Özellikle Evet. Gökhan Açıkkulu ile biz bunu duymuştuk. Ve ne acıdır ki, ihraç edilmek zaten çok acı bir şey. Bu süreçleri yaşamak çok acı bir şey. Ama bu sürecin içerisinde vefatla sonuçlanan bir olaydan sonra iade edilmek, herhalde bu işin tuzlu biberi olsa gerek ve sizin eşiniz maalesef böyle bir kader yaşadı ve siz de onunla beraber bu kaderi yaşamış oldunuz. Yayınımıza bir Maalesef. kere daha hoş geldiniz diyorum. Belki biraz acılarınızı deşeceğiz ama bunları da konuşmazsak ibret olmayacak insanlara ve insanlığa. Öncelikle biz sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Musa Yürükçü kimdir? Bir kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz bize? 1970 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdum. Kayseri İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 1992 yılında din kültürü öğretmeni olarak mezun olduktan sonra arada boşluk olmadı. Din kültürü öğretmeni olarak atandım. Memleketin değişik yerlerinde çalıştım. 93 yılının yazında eşimle işte tanıştık, kız kardeşim vesilesiyle. Onunla evlendik. İşte en son 2004 yılında Samsun'a tayinimiz çıktı. 2004 yılından 2016 yılına kadar Samsun'da öğretmenlik yaptım milli eğitimde. 24-25 yıl yaklaşık. İşte 1 Eylül'de 672 sayılı kanun hükmünde kararnameyle görevimizden ihraç edildik eşimle beraber. Eşim de Emine Yürükçü, 1972 Trabzon doğumlu. O da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezun. O da 95 yılından işte 2016 yılına kadar beraber işte öğretmenlik yap, sınıf öğretmeniydi. Eşim 2008 yılının sonlarına doğru kanser olduydu işte. 2012 yılında bir hacca gittik, nasip etti Cenab-ı Hak. O hacda rahatsızlandı. 4,5 yıl sonra hacdan geldikten kısa bir süre sonra hastalığını metastaz yaptığını öğrendik. Tabii tedaviye başladı. Çileli bir yol zaten biliyorsunuz. İyi yani hastalığı kontrol altındaydı. Şey yapıyordu. En son işte oturduğumuz Samsun Atakum'da oturuyoruz biz. Üzerinden dolayı Atakum'a tayin olmuştu işte. Fakat yani bütün sıkıntılarımız bitti derken hepsi üst üste geldi. Sağlık da gitti, her şey gitti yani. Çok üzerimizden silindir gibi geçti desek yeridir. Şimdi en son zaten o sağlık özrüyle Samsun'a geldiğinde %90 kanser hastalığından dolayı engelli raporu vardı. Ama Bu maalesef ilaçtan önce bu raporu almıştı, değil mi? tabii, 2 yıl ve 2014'te falan aldı o raporu. 2015'te aldı. Evet, 2015'te aldı, 2015'te. Ama işte dediğim gibi biz ne kadar plan yaparsak yapalım Cenab-ı Hakk'ın planı bizim planımızda tutmuyor yani. Ömrü vefa etmedi, güzel günler göremedi. Böyle dramatik bir şey oldu yani. Ne kanseri eşiniz? Meme kanseriydi. Yani kontrol altındaydı. Yani böyle mesela tedavi oluyordu. Birkaç yıl gidiyordu o böyle. Fakat tabii atılınca kendi günlüklerinde de anlattığı gibi işte atılınca zaten hastalığı artık kontrolden çıktı. Nasıl çıkmasın ki yani? Şimdi düşünün normal insanların bile dayanamayıp intihar ettiği, 100'e yakın insanın intihar ettiği bir süreçte bir hasta insanın psikolojisini düşünsenize yani. Evet, zaten siz ekstra bu hususta herhalde etkilendiniz. Zaten Yani eşinizin
üzerine titriyorken, hastalığı üzerine titriyorken bir anda hem böyle ciddi moralleri bozacak bir olay yaşamak, bir de maddiyatı sarsacak ve güvenceyi sarsacak bir olay yaşamak herhalde sizin hastalığınızın tedavisi sürecinde ciddi sekte vurdu anladığım kadarıyla, değil mi? Ya şimdi bir de şöyle, sürecin nasıl gideceğini bilmiyorduk. Yani insan tabii işini kaybetmesi falan filan, bunlar belki tolere edilebilir ama bir soykırıma maruz kaldık. Şimdi dostlarınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız, herkesin size yüz çevirdiği bir süreç. Bir de şey vardı, biz hep onu bilmiyorduk tabii. Şimdi eşim kanser tedavisi görüyordu ve biliyorsunuz Türkiye'de kanser tedavisi eğer sosyal güvenceniz yoksa çok pahalı bir şeydir. Evet. Yani biz kara kara düşünüyorduk ne yapacağız diye. Çok tanıdığımız, sevdiğimiz iki tane iş yeri sahibine eşim veya beni sigortalı yapmasını söyledik. Yani tedavinin şey yapması için. Korktular, şey yapamadılar yani. Hatta birisi çocuk arkadaşımdı. Şey yapmadı. Şimdi bunu bir hastaya nasıl anlatabilirsiniz siz? Evet. Yani adeta insanı ölüme mahkum ediyorsunuz. Evet, yani insanın ekmeğiyle oynamak değil bu yani. Bu sağlığıyla, canıyla oynamaktır. Yani sivil ölüme yani, mahkum edilmek. Kesinlikle yani o çok, eşim ona çok taktı. Ama işte sonra o 100 gün atıldıktan 100 gün sonra sigortamız, şeyimiz, güvencemiz bitiyordu. Genel sağlık sigortası şey oldu. Onunla şey yaptık. Eşim zaten bir yıl sonra da mahalleden emekli oldu. Ona da gerek kalmadı. Anladım. Artık şey çığırından çıktı ama yani devamlı ilaç alıyor falan, toparlayamadı yani. İhraçtan sonra 12 Haziran. Evet. İhraçtan sonra herhangi bir gözaltı ya da hapis oldu mu sizde ya da eşinizde? Ben 2017 yılında 2017 miydi ya 2018 mi? 2018 olabilir. Şubatında 4 gün gözaltında kaldım. Eşimin öyle bir gözaltı vesaire süreci olmadı. O sadece ifade vermeye çağırmışlar, emniyete gitti. Takipsizlik aldı. 2017'de evet. 2017'de evet. Takipsizlik aldı. Hani biz hastadır belki hemen döndürürler falan filan hesabı yapıyorduk ama olmadı öyle. Hatta ben ilk bir röportaj yaptım bir yere. O zaman dedim ki eğer dedim şey olursa dedim iade kararı, eşim de zaten hemen akabinde vefat edince dedim o iade kararını mezarına asacağım dedim. Yani öyle bir söz vermiştim. Evet. Yani olmadı, görmedi onu yani. Yani IŞİD'lilerin, bilmem azılı katillerin, tecavüzcülerin, sapıkların elini kolunu bağlı sallayarak gezdiği, tutuksuz yargılandığı bir ülkede yani binlerce masum insanın zindanlarda çürümesi tamamı da bizim, ne diyeyim yani, bizim bahtımıza düştü yani. Çok anlatılacak bir durum değil. Peki sizin ihraç sebeplerinizi zaten biliyoruz. Çok komik sebeplerle ihraç olunuyor ve çok komik sebeplerle de hapse atılıyor ama neler vardı? Hangi sebeplerle ihraç oldunuz siz ya da eşiniz? Eşim sendika üyeliği vardı. Ondan dolayı ihraç oldu. Ben de işte sendika vardı. İşte 3800 liramına Bankasya'da bir hesabım vardı. İşte başka işte nedir, kimse yok mu ya, mesaj atmışızdır belki onlardır, işte gazete aboneliğidir gibi şeyler yani, saçma sapan şeyler, hukuken suç olmayan şeyler. Hatta daha önceleri de hiç kimseye bu tür şeylerden dolayı ceza verilmemiş bu ülkede. Bunlar tabii işin kılıfıydı yani, bir kitleyi cezalandırmak için kılıfmış bunlar. Yani hukuk katledildi burada yani, biz maalesef hukuk eliyle cezalandırıldık. Yani hukuk halbuki insanların hakkını koruması gerekirken tam tersine bizim hayatımızı kaydırdı. Evet. Öyle bir durum oldu. Peki eşiniz ihraç oldu ve bir süreç başladı. Zaten bir taraftan kanser hastalığı vardı. Bir taraftan da ihraç oldu. İki kere böyle ciddi manada travma yaşayabilecek. Çok bir aile için çok çok büyük travma olacak hadise oldu. O süreçte duygular da hem bayan olmasına sebebiyle hem böyle çok ağır şeyler yaşamasına sebebiyle sadece kendine değil sizin de aynı şekilde işinizden ihraç olma meseleniz var. Neler konuşuyordu, neler anlatıyordu, neler hissediyordu sizle daha çok? Yani çok
üzücü yani, ne anlatıyordu? Özellikle şeye çok üzülüyordu o. İşte tutuklanan kadınlara, çocuklara, çocuklarıyla hapiste olan kadınlara, suçsuz yere tutuklanan insanlara, yani ne bileyim o Ege'de Meriç'te boğulan çocuklara, kadınlara. Yani onları, hastalığın aslında kontrolden çıkmasının en büyük sebebi bu mazlum mağdur insanlara üzülmesiydi yani. Kendi derdinden çok. Zaten o sağlığı el verdikçe de emekli olduktan sonra o insanlara gidiyordu, ziyaret ediyordu, yardımcı oluyordu. Böyle çok, yani kendi derdinden çok insanlara üzülüyordu. Onun için de hakikaten vefat ettiğinde arkadaşları, bizim arkadaşlarımız hastalığı sürecinde de çok böyle sahip çıktılar. Unutamayacağımız destansı bir şey oldu yani. Ömrüm boyunca unutmam arkadaşlarımın vefasını. Ama eşim de onlara karşı çok vefalıydı yani. Adeta onlar için yaşıyordu. O çok üzüyordu onları. Yani masum insanların, pırıl pırıl insanların bu soykırıma maruz kalması, sosyal soykırıma maruz kalması. Yani biz de tabii mağduruz kalıyoruz ama o daha çok bu diğer insanların şeyine çok Kendinden üzülüyor. çok başkalarını düşünüyordu yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok Zaten üzüldük. Hep onu dertleşiyorduk. Zaten o günlüklerinde falan da onları anlatmış, şey yapmıştı. Yani suçsuz insanların diyor uzun işte tutuklanması, hapse atılması, işte sapıkların, katillerin diyor bir gün bile şeyde tutulmaması falan, onları anlatıyordu. Peki çocuklarınız şimdi aynı zamanda onlar da iki travma yaşadı. Yani travmaları normalde çok travma yaşamış olabilir ama bir kanser hastalığı vesilesiyle sonra ihraç olma. Hatta buna işte vefat da eklersek burada da bir travma var. Bir de görevde iade oldu. Çocuklarınız bu süreçlerden nasıl etkilendi? Sizin kaç çocuğunuz var bu arada bilmeyenler için söylemiş olalım. Evet, 3 tane çocuğum var, ellerinizden öper. Allah razı olsun. Çocuklar çok tabii ağır şey yaptılar, bu süreci ağır geçiriyorlar. Hala sıkıntılarımız var. Özellikle çocuklarım, anneleri vefat ettiğinde en küçüğüm 13 yaşındaydı. Ortanca oğlan 15 yaşındaydı. Kızım da 20 yaşındaydı. Büyük. Şimdi hepsinin psikolojisi dibe vurdu. Şimdi hatta ufaklar psikolojik yardım alıyorlar. Hala şey yapıyorlar. Hatta oğlum birkaç sefer ya ben yaşamak istemiyorum, hayatın bir anlamı yok işte falan böyle. Annemin yokluğuna dayanamıyorum gibi ifadeleri oldu çocuğum. Bayağı bir döküldü yani, ağladı, böyle şey yaptı. Yani tahmin edersiniz yani annenin rolünün olduğunu. Eşim bir de çocuklarına çok düşkündü yani öyle. Kolay bir süreç değil. Yani hem eşiniz, dostunuz sizden yüz çeviriyor, hem işinizi kaybetmişsiniz, annenizi kaybetmişsiniz, evimizi sattık mesela. Yani çok zor günler geçirdik. Bundan çocukların etkilenmemesi mümkün değil tabii yani. Peki iade geldikten sonra yani siz nasıl bir duygu hissettiniz? Yani vefat etmiş, mücadelesini vermiş bir insanın iadesi geliyor. Bu nasıl bir duygu oluşturuyor insanda? Ya çok bir esprisi yok. Yani bizim için bir esprisi yok. Neden? Zaten şeyde eşim emekli olmuştu. Kendi göremedi. Kendi göremedikten sonra bir şey yok. Ama şu anlamda çok önemli. Hani işte görevinize dönersiniz diye böyle gevrek gevrek konuşan insanlar, laubali insanlar. Suçunuz yoksa görevinize dönersiniz. Suçunuz yoksa görevinize dönersiniz diyen lakayt insanlar. Hayatlarında acı çekmemiş, sıkıntı çekmemiş, başkasının derdiyle dertlenmemiş, şomazlı insanlar için belki bir şey ifade eder. Yani suçunuz yoksa dönersiniz diyenlerin gözüne sokmak için belki anlamlı olabilir. Yoksa bizim için çok bir anlamı yok. Yani eşim göremedikten sonra ne anlamı olacak ki yani? Zaten bu mesele görevden atılma yani bir ekonomi meselesi değil ki ya. Bunu sadece ona indirgemek bence bu soykırımı anlatmak için çok zayıf kalır yani. İnsanların işiyle ekmeğiyle oynamak tabii o da önemli ama asıl burada insanların toplumsal bir soykırıma maruz kalması. Asıl yıkıcı olan o. Zan Yani altında kalması.
Evet, kardeşleriyle, babalarıyla, ne bileyim, can ciğer arkadaşlarıyla imtihan olması insanların, herkesin yüz çevirmesi, asıl yıkıcı olan o. Yani biz bunları tabii herkes yaşamıştır, biz de yaşadık. Ya, yaşamaya da devam ediyoruz yani. Asıl yıkıcı kısmı bu. Yoksa kimse aç ölmez yani. Evet. Siz bildiğim kadarıyla zaten söylediğinizde ilahiyatçısınız. Tabii ilahiyatçı olmanız hasebiyle mutlaka siz yıllardır insanları bildiğiniz o kutsal Evet. kitaplardaki ayetlerle, hadislerle teselli etme noktasında tecrübeli birisiniz. Kendinizi, çocuklarınızı nasıl teselli ediyorsunuz? Yani insanın çocuklarına çok yani şey olmuyor, mum dibine çok ışık vermiyor. Çocuklar zaten biliyorsunuz Z kuşağı çok da anne babayı dinlemiyor zaten. Ama elimizden geldiği kadar işte oğlumla özellikle şey yaptık. Ya diyor, niye diyor hep acı diyor, niye diyor hep ızdırap bize diyor. Ben diyorum yavrum dünya imtihan dünyası, Allah diyor Kur'an'da imtihan edeceğini söylüyor diyorum. İşte kainatı kendisi hatırına yaratılan Peygamber Efendimiz diyorum, bir sürü çile çekmiş, her türlü aklımıza gelebilecek imtihanlara maruz kalmış diyoruz ama tabi bunu anlatmak o çocuğun içindeki fırtınaları ne kadar dindirir onu bilemiyorum ama tabi biz elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar hem çocuklarımıza hem çevremize anlatıyoruz ama yani ne kadar etkili olduğunu bilemiyorum yani. Peki bundan sonrası itibariyle nasıl bir planınız var çocuklarınızla birlikte? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu süreçle nasıl mücadele etmeyi düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir planınız? Öncelikle ben eşimin de kendim de maddi manevi haklarını yaşadığım sürece koruyacağım, mücadelesini vereceğim. Bunu hem eşime söz verdim hem çocuklarıma söz verdim. Yani bu hukuksuzlukları, bu adaletsizlikleri sineye çekersek yazık olur yani. Bunca çekilen çileler unutulup giderse yazık olur. Onun için size özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu yaşanan acıları, trajediyi tarihe iz bırakıyorsunuz. Çok anlamlı bir görev yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. Önemli olan bu. Yani hakikaten milyonlar varan mağdurlar var ama insanlar kabuğuna çekilmiş böyle bir mucize bekliyor. Ya yani mücadele vermeden hiç kimse haklarına ulaşamaz ki. Böyle bir şey yok. Mücadelemizi, tabii mücadele verelim derken kıralım, dökerim, bağırırım, çığıralım öyle bir şey yok. Yani hukuk çerçevesi içinde kırmadan dökmeden hakkımızı aramamız lazım. Yani Teslim olmamak lazım, pes etmemek lazım. asıl mağlubiyet odur zaten. Teslim olduğun zaman bitmiştir mücadelen. Yani bizim gibi insanlar, bizim mahallemizin insanları, özellikle mütedeyyin insanlar çok kaderci. Böyle mücadele kültürü yok yani. Halbuki Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'den bahsediyor. O diyor tek başına bir ümmetti diyor yani. Tek başına yani en yakın babasıyla bütün çevresine karşı mücadele vermiş. Peygamberler hakkın hakikatin mücadelesini vermişler. Yani tek başlarına yola çıkmışlar ama yılmamışlar. Bu mücadeleyi vermezsek biz bir defa Allah'ın emrine, peygamberlerin yoluna uymamış oluruz yani. Öyle düşünüyorum. Bu arada otururken dikkatimi çekti. Özellikle arkanıza o resmi getirmeye çalıştınız. O resmin özel bir manası var mı? Yoksa... Evet, eşim bir ara tedavi görürken işte raporluydu, görev yapamadı. O sıra resim kursuna gitti. Bayağı da bir resim yaptı. Yani o ilk resmidir. Biraz terapi olsun diye. Güzel de resim yapıyordu. Sanata çok meyilliydi. Her türlü şeyi, kabiliyeti vardı yani. Sanat, resim, kumaş boyama, işte ahşap boyama vesaire. Çok becerikliydi. Allah mekanını cennet etsin, kabrini pürnür etsin. Peki başı sağ olsun diyelim. Bir kere daha mekan cennet olsun. Çocuklarınıza da Amin. başsağlığı dileklerimizi iletirsiniz. Mevla onlara da sabırlar versin. İnşallah bu süreci en güzel şekilde atlatırlar ve en başta annelerine ve sizin mücadelenize layık evlatlar olurlar ve
bu kendilerinde oluşan, açılan bu yaraları ileride bir daha hiç kimseye olmaması adına çok güzel yerlere gelirler ve o manada güzel işler yaparlar diye bir dua etmiş olalım, bir temenni bulunmuş İnşallah. olalım. Bu Yani vesile. büyük kızım hukuk okuyor. Ben çocuğuma diyorum yavrum senden hiç maddi anlamda hiçbir şey beklemiyorum. Sen mücadele insanı olacaksın. Ezilenlerin, gariplerin hakkını savunacaksın diye vasiyetim var diyorum çocuğuma. O da şuurlu yani inşallah o mücadeleyi vereceğini düşünüyorum. Annesi görmüş müydü hukuk okurken? Haberi var mıydı hukuk okuduğundan? Tabii o hukuk kazandığında işte yeni atılmıştık biz. O sene atıldık işte. Anladım. Yani dolayısıyla bu manada eşiniz de bir şeyler tembihledi mi? Tabii Vasiyeti. tabii o çocuk aklı başında inşallah yani. O Evet. da yapacak. Peki, eğer son olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa burada yayınımıza veda etmek istiyorum ben. Öncelikle kırık dökük ifadelerimden dolayı eğer sürçülisan ettiysek affola. Tekrar böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Belki bugün için bunlar küçük bir gayretler olarak görülebilir ama yarın bu yaşanan trajediler, bu dramlar tarihe mal oluyor sayenizde. İnşallah bu anlamda çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bize ederiz. imkanı verdiniz. Özellikle mazlum mağdur olan arkadaşlarımıza bu dönemde sağlıklarını, özellikle de akıl sağlıklarını korumalarını diliyorum. Hakikaten yaşanılan şeyler kolay şeyler değil. Yani çünkü en yakınlarımızla imtihan oluyoruz. Maddi sıkıntılarla imtihan oluyoruz. Yani bir sürü sıkıntılar var. Memleketin hali ortada zaten. Hukuk yok. Yani ekonomik sıkıntılar var. Onun için bu süreci sağlığımızı, özellikle de akıl sağlığımızı koruyarak çıkmayı temenni ediyorum. Diyebileceklerim bunlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar başınız sağ olsun. Mekan cennet olsun, rahmetin dilin ve size sabırlar diliyoruz bütün ailenizin. Evet değerli izleyiciler, Adalet Nöbeti'nin 87. gününde bir kere daha birlikteydik. Maalesef bir dramı, bir trajediyi daha ekranlara getirdik. Dileriz ki bu dramlar, bu trajediler bir an önce son bulur. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Nöbeti birlikte tutalım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.